Ben Sevgi, kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün stoklu videolarımdan birini izliyorsunuz. İlk defa galiba kanalımdaki. Ve galiba bu videoyu salı günü izliyorsunuz. İnanılmaz heyecanlıyım. Şurada olan Instagram'a bir gider misiniz arkadaşlar? Acaba siz bu videoyu izlerken doğum oldu mu? Öykü geldi mi? Her şey yolunda mı? Umarım öyledir. Umarım siz bu videoyu izlerken her şey yolundadır. Dualarınızı eksik etmeyin. Şimdi arkadaşlar, bugün dediğim gibi ben bu koşturmalardayken size daha öncesinden, yani yaklaşık bir hafta öncesinden stoklu videolar çekmeye başladım. Biliyorsunuz en son doğumla alakalı son gelişmeleri size bahsettiğimde bunu söylemiştim. Birkaç video sürpriz kutu açacağız. En sevdiğim videolar, hem de benim için öncesinde de güzel bir enerji olur diye düşünüyorum. Elimde şöyle böyle bir kutu var arkadaşlar. Bu koli hediyesepeti.com'dan arkadaşlar. Hem size siteyi tanıtmak istiyorum, hem verdiğim siparişleri göstermek istiyorum, hem de içinde de ayrıca bir sürpriz kutu var. Onu da açmak istiyorum. Ya bak, stoklu videolara böyle bir giriş görülmedi. Yani inanılmaz, inanılmaz bir video sizi bekliyor. Hemen öncesinde aşağıdan kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu kızı 2021'de 100 bin yapmak için el ele verdik. Bütün teyzeler, dayılar el ele verdi. Siz de aramıza katılın lütfen. Şimdi elimde dediğim gibi kocaman bir koli var. Ben kolinin kapağını açtım. İçindeki hiçbir şeye de dokunmadım. Hediye sepetinden bahsedeceğim. Öncelikle şuradaki sürpriz kutuyu açacağım. Ve heyecanla beraber bekleyeceğim. Bakalım içinde neler varmış. Ben böyle bir özen görmedim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu nasıl bir özendir? Bu nasıl bir kolileme, paketlemedir? Hayran kaldım. Şimdi hemen şöyle kutuyu açarak size bahsediyorum. Hediyesepeti.com arkadaşlar, hem sürpriz kutular alabileceğiniz, hem kişiye özel hediyeler hazırlayabileceğiniz, yani hediye ile ilgili aklınıza gelen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir site. Ben tabii ki açıklamalara linki bırakacağım. Çünkü yani birazdan siz de benimle kesinlikle aynı fikirde olacaksınız. Daha paketten ben notumu verdim. Burada ne sürpriz kutular açtık, ne hediyeler açtık biliyorsunuz. Hiç şöyle bir şeyle karşılaşmadık arkadaşlar. Şimdi hemen kurdelemi açıyorum. Çok fazla sürpriz kutu vardı. Bütçe bütçe, fiyat fiyat çok fazla sürpriz kutu vardı. Ben içinden makul gördüğüm bir tanesini seçtim. Hemen size şöyle bahsetmek istiyorum. İlk önce kutunun dışı o kadar güzel ki, bunu dekorasyon içinde çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz. Şöyle biraz daha yaklaşarak keyfim aşırı yerine geldi. Bu ürünlerin tek tek linklerini aşağı bırakacağım ve sitenin linkini aşağı bırakacağım. Bence o zaman sizin için çok daha aydınlatıcı olur. Şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Hemen içinden neler çıktığına bakalım. Enjoy the moment. Şöyle bir motto kartımız çıkıyor. Öncelikle kutunun içerisinden. Dediğim gibi görsel şu şekilde. Ardından kutuyu mis gibi kokutan, ooo çok güzel, mumumuz çıkıyor. Bence artık doğum günlerinde, içinizden geldiğinde vesaire böyle hediyeler çok daha özel ve anlamlı oluyor. Şöyle hem açan kişi için sürpriz, hem siz içindekileri görüyorsunuz. İsterseniz kişiselleştirebiliyorsunuz, birazdan göstereceğim. Şöyle bir mumumuz var, hemen salonda yerini alsın. Şöyle bir planner'ımız bizi karşılıyor. Şu şekilde kapatabiliyoruz. Şöyle mermer desenli, İçinde etiketler olan, planlayıcılar olan, yapılacaklar listesi, notlar, şöyle düz ya da kareli sayfalarla gerçekten çok güzel bir defter koymuşlar. Kişiselleştirmekten kastım aslında buydu. Bakar mısınız? S harf kupa. Gerçekten çok beğendim bunu. Şöyle kupaları zaten çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şöyle bir kupamız var ve ardından uzun zamandır almak istediğim, çok şık bulduğum magnetler var arkadaşlar. Şöyle çok güzel gerçekten. Ve son olarak arkadaşlar, kutunun içinden de bir tane şöyle hem yaldızlı, bu tarafı telefon dokunmatiği olan çok şık bir kalemimiz de çıkıyor. Kutunun içindekiler şöyle bu kadar ve şunlar çok güzel olmamış mı? Bu da şöyle çok güzel bir mermer deseni olunca ben böyle kutuları kullanmayı seviyorum. Bu da kesinlikle atılmaması gereken bir kutu bence. Şöyle paketlerimiz var. Yine özenle paketlenmiş. Hemen açacağım ve hepsine tık tık sizinle beraber bakacağım.
Açasım yok şu kutuları, biliyor musunuz? İçinde muhteşem şeyler var ama açasım yok. Şu paketlemeye bir bakar mısınız? Arkadaşlar, bundan sonra hediyeler bu firmadan ne? İlki şu şekilde, kutusu da gerçekten çok güzelmiş. Hemen açıyorum. Yine bir koruma kısmı. Aa evet. Arkadaşlar, kahve sohbetleri videosuna geri dönüyoruz demiştim size ve ilk hazırlığımı yaptım bunun için. Dırın dırın. Hazır mısınız? Şimdi şöyle ki arkadaşlar, bunu bira bardağı gibi kullananlar var. Aslında bira bardağı diye geçiyor. Fakat ben bunda çayımı çok rahat içerim. Biliyorsunuz benim böyle bir bombeli de bir bira bardağım vardı. Ona da çay koyup çay sevgimi sorgulamayın diyordum size. Artık hamileliğin sonuna gelmiş olduğumuza göre, hatta inşallah bu videoyu izlediğinizde bebeğimiz kucağımızda da olur. Artık çaylarımıza geri dönebiliriz. Kahvelerimizi beraber içebiliriz diye düşündüm. Ve biraz daha yakınlaşacağım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama bence görebiliyorsunuzdur. Şurada bir S harfi var. Altında da Sevgi Bodur yazdırdım. Bunlar tamamen kişiselleştirebilen hediyeler. Ve ben çok güzel olabileceğini düşündüm. Çeşit çeşit var. Zaten linki buluyor olacaksınız dediğim gibi. İstediğiniz herhangi bir çeşidi seçebilirsiniz. Buraya başka isimler ya da başka mesajlar da yazdırabilirsiniz. Şöyle bir bardak sipariş verdim. Bu mu sona kalsın? Bu mu? Dur. Önce büyüğü açacağım çünkü sonuncu birazcık öykücükle de alakalı. Kutusunu yıpratmamaya çalışacağım çünkü Emrah'a hediye edeceğim aslında. Size demiştim hediyeler bundan sonra bu siteden diye. İnanmıyorum. Çok güzel. Şöyle bir kanvas var. Ay bir duygulandım. Şöyle o gün gökyüzü yazdırdım. Ben bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Buraya dediğim gibi istediğiniz şeyi yazdırabiliyorsunuz. Ben o gün gökyüzü demek istedim. Emrah ve Sevgi yazdırdım buraya. Buraya da bizim sevgili olduğumuz tarihi eklettim. 4 Ekim 2009 yazdım. Kadıköy İstanbul yazdım. Ya bilmiyorum, benim için manevi olarak çok çok güzel bir şey. Eminim Emrah da çok sevecektir. Siz de bence böyle sevdiğiniz kişilere doğum günü için hazırlatabilirsiniz. Yıl dönümünüz için hazırlatabilirsiniz. Ya da sizin için önemli özel bir tarih için hazırlatabilirsiniz. Buraya kişinin kendi ismini de yazdırabiliyorsunuz. Şuraya başka tarihler, başka hatta saat bile ekleniyor buraya. Ya bilmiyorum, benim çok çok hoşuma gitti. Kalitesini size anlatamam. Kalın, yani böyle baya baya kalın, dayanıklı bir kısmı var. Arkası da şu şekilde. Buna kesin bakın arkadaşlar. Buna kesin bir şans verin. Çok özel bir hediye. Yani böyle çok daha düşünülmüş hediyeler, anladın mı bunlar ya? Çok daha kıymetli. Yani hediyenin tabii ki her şekli kıymetli. Ama bunlar çok daha kıymetli geliyor bana, bilmiyorum. Bu yüzden mutluyum. Şimdi son olarak son ürünüme sıra geldi. Bu da hiç unutmak istemeyeceğim bir an. Çok duygulanıyorum. Şu fotoğraf hatırlıyor musunuz? Ağustos 2020. Instagram'dan size hamile olduğumu duyurmuştum. Aylar aylar nasıl geçiyor bir anda. Sizinle paylaşmıştım ve bence bu anda benim için çok çok özeldi. Ben Instagram'da kullandığım fotoğrafı tercih ettim. Size öyküyle ilk tanıştırdığım anı. Çok kıymetli bir andı benim için. Diyorum ya size, hep hiç görmediğim kız kardeşlerim oradaydı. Ve bunu da anılaştırmak istedim. Benim için çok kıymetli. Şöyle bunu da yaptırdım. Şöyle masa olarak düşünürsek bunu, böyle masanızın üzerinde rahat rahat kalabilir. Bu da salonda yerini alacak. Bazı özel anları yaşıyoruz. Çok şükür ki beraber yaşıyoruz. Fakat bazen gün içerisinde hayatın koşturmacasında böyle anların gözümüze takılmasına da ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Mesela şunu ben bilgisayarımın yanına, masamın üzerine koyduğumda her baktığımda beni gülümsetecek bir an olarak kalır. Ya da şunu duvara astığım anda içim ısınır gibi hissediyorum. Böyle olunca da benim özellikle size tavsiye etme nedenim de bu. Vereceğiniz hediyelerin böyle kişiselleştirilmiş olması, bu kadar da kaliteli yapılıyorsa şimdi doğruya doğru, bunlar ne kadar güzel paketlemelerdi, bunlar nasıl güzel ambalajlardı arkadaşlar, bilmiyorum. Hem çok kaliteli buldum hem de çok kişisel, çok çok kıymetli buluyorum bunları. Bu yüzden de size önermek istedim. Açıklamalarda hediye sepeti ailesinde sizi duyuruyor olacağım. Linklerden girip siparişlerinizi oluşturabilir ya da sitede envai çeşit şeyler var bu arada.
arada. Sadece bunlarla kalmayın. Bakın arkadaşlar, yani baya baya saatlerinizi harcayacağınıza eminim. İnanılmaz şeyler var. Onlara da bakın. Ben hem sitenin linklerini hem de benimkileri daha kolay bulabilmeniz için benimkilerin linklerini ekliyor olacağım size. Evet, ilk stoklu videomuzdu. Bence en keyiflisi, en güzeli oldu diye düşünüyorum. Yanımda olduğunuz için, bu deneyimimi de benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizi çok çok seviyorum biliyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sürü öpücük. Hoşça kalın.